Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün bor karbür tesisimizin açılışını yaptık. Dünyanın en büyük bor rezervine sahip ülkesiyiz. Ama bor karbür üretme potansiyeline daha yeni eriştik. Zaten bunu bugüne kadar dünyada yapabilen 4 ülke vardı. Biz 5.si olduk. Buna rağmen tahmin ediyorum ki bu haber bizim medyada kendine yeterince yer bulamayacak. Açılış daha yeni yapıldığı için tahminle konuşuyorum. O yüzden bugün konumuz bu tesis olsun. Bor karbür nedir? Bor madeninden farkı ne? Bu tesis neden önemli? Ve bor karbür nasıl bir özelliğe sahip ki savunma sanayisi ve nükleer sektörde vazgeçilmez olarak görülüyor? Bugünkü konu önemli. Çünkü şu an belki de Türkiye'nin maden alanında onlarca yıldır attığı en stratejik ve önemli gelişmeyi konuşuyoruz. Dostlar kanalımızın büyümesi için desteğiniz çok önemli. Sesimizin daha büyük kitlelere ulaşmasının yolu bu. Ve bunu sağlamak için bize destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim. Türkiye'nin bor konusundaki potansiyelini bilmeyen yok. Bu alanda dünyanın en büyük rezervine sahibiz. Ama illaki duymuşsunuzdur biz bu madeni kendi sanayimizde hiç kullanmıyoruz. Hep satıyoruz. Ayrıca bu madeni ham madde olarak sattığımız için inanılmaz ucuza gidiyor. Hatta ham madde olarak satıp işlenmiş halini pahalıya geri alıyoruz. Bunları daha önce illaki duymuşsunuzdur ama işlenmiş halini geri almamız dışında burada doğru bilgi yok. En azından büyük oranda yanlış bilgiler bunlar. Bu yanlış bilgilerin hepsini toparlamak için konuyu bugün detaylıca konuşalım. Biliyorsunuz bugün bor karbür tesisimiz açıldı. Bu bir ilk. Dünyadaki en büyük rezerve sahip olmamıza rağmen bu tesise sahip değildik. O yüzden bugüne kadar açtığımız en stratejik tesislerden birinden bahsediyoruz bugün. Ama öncelikle bor ve bor karbür nedir sorusunu cevaplayarak başlayalım. Zaten o şekilde konu çok daha iyi anlaşılacaktır. Bor metalle ile ametal arası yarı iletken bir element. Yer kabuğunda yaygın olarak bulunan 51. element. Ama tabiatta serbest halde bulunmuyor. Ve doğada yaklaşık 230 çeşit bor minerali var. Bizim için en önemli kısmı şu ki bugün açtığımız tesis gibi tesislerde işlendiğinde değeri inanılmaz artıyor. İşte bu kısımda bor karbür nedir sorusuna geliyoruz. Bor karbür bor madeninin işlenmiş hali ve asıl değerlenen hali. Endüstriyel kullanımı çok yaygın. Savunma sanayi ve nükleer enerji santrallerinde de yoğun olarak kullanılıyor. Bor karbürden sertlik değeri yüksek Korozyona karşı dirençli, yüksek ısıya dayanıklı, hafif ve sağlam zırhlar üretiliyor mesela. Zırhlarda özellikle tercih ediliyor çünkü bor karbür çok sert bir maden. Zaten o kısmına birazdan değineceğiz. Ama kabaca söylersek dayanıklı olmasının yanında normalde zırhta kullanılan malzemelere göre %70 daha hafif. Zaten bu yüzden de savunma sanayisinde hafifliğin ön planda olduğu yelek ve helikopter zırhlarında kullanımı yoğun olarak görülüyor. Endüstriyel olarak da çeliklerde direnci arttırmak için kaynak elektrotlarında aşınmaya karşı direnç sağlamak için kullanılıyor. Mesela zımparalarda katkı maddesi olarak mutlaka bor karbür bulunuyor. Nükleer enerji santrallerinde bile bor karbürün kullanımı önemli. Nükleer santrallerde yakıt yükleme çubuğu ve radyasyondan korunmak için kullanılıyor. Biliyorsunuz dünyada nükleer enerjinin kullanımı gün geçtikçe artıyor. Aynı şekilde kullanım alanları da gün geçtikçe artıyor. Haliyle o arttıkça da bor karbürün değeri artıyor ve artmaya da devam edecek. İşte bu yüzden bugün açtığımız tesis büyük önem kazanıyor. Bu tesis hem cari açığı azaltacak hem de bizi bir bağımlılıktan kurtaracak. Zaten aslında bu konuda geciktik bile. Bu madenin dünyadaki rezervinin %73'ü bizde. Ayrıca bizim rezervimiz de dünyanın en kaliteli bor rezervi. Hem kalitesi hem miktarı yüksek. Bugünkü kullanım miktarı miktarlarıyla bütün dünyanın bin yıllık ihtiyacını karşılayabiliyoruz. İşte böyle bir potansiyel varken bu konuda dışa bağımlılık zaten anlamsızdı. Ama şu ana kadar dünyada bor karbür tesisine sahip yani bu işi yapabilen sadece 4 ülke vardı. Çin, ABD, Almanya ve Rusya. Biz bu lige yükselebilen 5. ülkeyiz artık. Geç bile kaldık dememin sebebi de bu. Bugüne kadar bu 4 ülkeye bor karbür tedari için bağımlıydık. Ama artık onlardan biriyiz. Tabi bu işi yapabilmek için teknoloji transferine ihtiyacımız vardı ve bunu da Çin'le yaptık. Ve bu yaptığımız teknoloji transferi sayesinde son yılların en stratejik kazanımını elde ettik. Bor madeninin 200'den fazla kullanım alanı var. Az önce saydıklarım başlıca kullanım alanlarıydı ve bizi en çok ilgilendirenleriydi. Ama sanayide genel olarak kullanım alanı 200'ün üzerinde ve bu alanların tamamı da katma değeri yüksek olan sektörlerden oluşuyor ve bu sektörler yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık bor karbür kullanıyor. Mesela az önce bahsetmesek de bu parasal değerin yarısı tek başına cam sektöründe kullanılıyor. Ayrıca borun tarımda da kullanımı başladı. Şu an dünyada kullanılan borun %17'si tarım sektöründe kullanılır durumda. Ve bu da son 2 yılda yaşanan bir gelişme. Biz bugüne kadar bordan borik asit üretebiliyorduk. Yani biz boru cevher olarak satmıyorduk. Çok eskilerden cevher olarak satıldığı dönemlerde olmuş. Ama 1967'den beri borik asit üretebildiğimiz için cevher satışı yapılmıyor. Yani biz boru işlemeden satıyoruz. O yüzden bedavaya gidiyor gibi söylemler aslında pek de gerçeği yansıtmıyor ama bu tesis inşa edilene kadar biz bor potansiyelimizi hak ettiği değerde kullanamıyorduk Mesela bugünkü piyasa koşullarında konuşursak boru madenden çıkarıp doğrudan cevher olarak sattığınızda tonu 120 ile 150 dolar arası yapıyor. Bizim bugüne kadar yaptığımız şekilde işleyip borik asit olarak sattığınızda tonu 1000 doların üstüne çıkıyor. Yani biz şu an zaten boru ham madde olarak satmadığımız için cevher fiyatına göre 6 kat belki 7 kat daha değerli satabiliyoruz. Peki o zaman bor karbür tesisinin anlamı ne? Eğer bu borik asitten bor karbür üretirseniz tonu 35-40 bin dolara yükseliyor. Yani bugün açılışını yaptığımız tesis sayesinde Artık bor yaklaşık 300 kat daha değerli satılacak. Ve bu hamle sayesinde hem bir ayıp ortadan kalkacak hem de cari açık azalacak. Çünkü biz düne kadar borik asidi tonu 1000 dolardan satıyorduk. Sattığımız ülkeler onu işleyip bor karbüre çeviriyorlardı ve tonu 35-40 bin dolardan bor karbür satın alıyorduk. Özellikle zırh alanında çalışan firmalarımız yoğun şekilde bu alışverişi yapıyordu. Bu yüzden de yıllık 350 ton ithalatımız vardı. Bugün açtığımız tesisin kapasitesi yıllık 1000 ton. Haliyle artık bor karbür alanındaki ithalatımız tamamen bitti ve hatta ihracatçı olduk. Bor karbürün dünyadaki tüketimi ise yılda 30 bin ton civarı. Bugünkü tesisin yıllık kapasitesiyle bu talebin sadece 30'da birini karşılayabiliyoruz. Ama bu elbette bizim için yeterli değil. İşte bu yüzden Kütahya Emet'te ikinci bir tesis projesine de başladık. Ve onun yıllık kapasitesi bugünkünün 5 katı olacak. Yani yılda 5 bin ton. Yaklaşık 3 sene içerisinde de o tesis hizmete girecek. Bugünkü tesisle Türkiye'nin hem ihtiyacını karşılıyoruz hem de bu sektörün ihracatçısı haline geliyoruz. 3 sene sonra sonra kurulacak olanla da pazar payını ciddi şekilde ele geçiriyoruz. Plan sade ve basit. Bor karbürü özellikle zırh sektöründe bu kadar değerli kılan şey dayanıklılığının yanında hafifliği. Normal bir çelik yeleğin ağırlığı örnek için söylüyorum 3 kilo ise bor karbürden üretilen bir çelik yeleğin ağırlığı 1 kilo. Yani oran 3'te 1. Dayanıklılıksa birebir aynı. O yüzden zırh sektörü için bor karbür olmazsa olmaz bir malzeme. Ve dediğim gibi kullanım alanı çok geniş. Bor karbürün kullanıldığı sektörlerin küresel pazar değeri yıllık 60 milyar doların üzerinde. Ve Türkiye bu büyük potansiyeli görüp bugün açtığımız tesis üzerinden ciddi bir plan da yaptı. Az önce dedim ya bor karbürün kullanıldığı sektörlerin küresel pazar değeri yıllık 60 milyar dolar. Ve biz bu tesisle birlikte bu ürünleri üreten küresel firmaları da Türkiye'ye davet etmeye başladık. Teşvik amacıyla da bor karbürün ihraç fiyatıyla yurt içi fiyatı farklılaştırıldı. Yani ithal ederken tonun 35-40 bin dolara aldıkları bor karbürü Türkiye'de bir üretim tesisi kurduklarında daha ucuza alabilecekler. Bu da hem Türkiye'ye döviz girdisi sağlayacak hem de yurt içi istihdama katkı verecek. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın bugünkü açılış çok stratejik ve değerli bir hamleydi. Bu hamle sayesinde dünyada bu potansiyele sahip 5. ülke olduk. Daha da önemlisi ve ilginci dünyadaki en büyük rezerve sahip olduğumuz bir alanda bağımlılıktan kurtulduk. Türkiye'nin daha önce konuştuğumuz nadir toprak elementleri hamlesi ile birlikte maden alanında son belki 20 yılda attığı en önemli adımlardan birini attık. İnşallah bu pazar büyüdükçe Türkiye'ye katkısı daha da büyük olacak. Ufukta güçlü bir ekonomiye sahip bir Türkiye var. Bunu görmemizi ve buna inanmamızı sağlayan da işte bu tarz gelişmeler oluyor. O yüzden inşallah böyle gelişmeleri daha bol bol konuşmak nasip olur. Allah'a emanet olun.